Yıllar yılı kimsenin aklına gelmemiş. Galata Kulesi'nin işletmesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinden almak. Ama 23 Haziran seçimlerinde 806 bin farkla AKP kaybedince haliyle Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir şey bırakmak istemiyorlar. Haydarpaşa Sirkeci Garı meselesini hatırlayın. Orada ihaleye dahi sokmadılar. Birçok konuda çıkarmış oldukları engelleri hepimiz gördük. Şimdi ise Galata Kulesi'nin işletmesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alıyorlar. Bu konuyla ilgili Başkan Ekrem İmamoğlu bazı açıklamalarda bulundu. Yapmış olduğu açıklamaları gelin birlikte dinleyelim. İtirazlarımızı sürdüreceğiz. Hukuki haklarımızı kullanacağız diyor İmamoğlu. Tabii bu süreçle ilgili hukuki hakkımızı arama konusunda davamızı açtık. Bu dava ile ilgili bir savunma verildi. Şimdi o savunmaya istinaden karşı dava ile ilgili süreci arkadaşlarım hukuki olarak takip ediyorlar. Tabii üzücü olan şu, Sayın Bakan'ın İstanbul'la ilgili sanıyorum 7. 8. açıklaması farklı alanlarda veya farklı mekanlarla ilgili de açıklamalar oldu. Yani benim tavsiyem şu: İstanbul önemli bir kent, İstanbul kadim bir şehir. İstanbul'un turizmini, kültürünü büyütmek istiyorsak, dünyaya en iyi şekilde servis etmek istiyorsak, geçenlerde takdir ettiğimiz gibi, çok mutlu olduğumuz gibi Sayın Şehircilik Bakanı'nın bizi çağırıp hep bir arada biz deprem sorununu, kentsel dönüşüm sorununu nasıl çözebiliriz toplantısını yaptığında kendisini yürekten alkışladığımı, teşekkür ettiğimi, bir konsey kurulup bu konseyin çalışmasının iyi bir model olacağını ifade ettiğim gibi Sayın Turizm Bakanı'na da tavsiyede bulunuyorum. Yani İstanbul'la ilgili bir karar almak istiyorlarsa, alacaklarsa, turizme katkı sunacaklarsa en büyük paydaşları, en doğru yol arkadaşları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. İstanbul'da bir konuyla ilgili karar alacaklarken biz bir telefon mesafesindeyiz. İstanbul'la ilgili turizmle, kültürle alakalı hedefler koyacaklarsa da biz İstanbul'dayız. İstedikleri zaman davet edebilirler. Biz misafir edebiliriz, konuşabiliriz. Kentle ilgili karar alma yönteminde hoş bir model değil. Sayın Bakan'a da tavsiyemdi. Biz hukuki mücadelemizi vereceğiz. Evet, Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları bu şekildeydi. Ama medyaya baktığımız zaman İmamoğlu'na bir darbe daha, İmamoğlu'na büyük şok, İmamoğlu'na kötü haber, Galata Kulesi işletmesi İmamoğlu'nun elinden alındı şeklinde haberler var. Ya birinizi de sormuyor musunuz? 25 yıldır aklınız neredeydi? Haydarpaşa Sirkeci Garı meselesi Binali Yıldırım kazanmış olsaydı sizce bu şekilde engellenecek miydi? Veya Binali Yıldırım kazanmış olsaydı Galata Kulesi bu şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinden alınacak mıydı? Hamidiye suyu boykot etmeye kalkacaklar mıydı? Yıllar yılı sattıkları Hamidiye suyu kalitesiz olduğunu söyleyen kişiler bile çıktı. Twitter'da çıktılar, bunu açıklamalarda yaptılar. Ya bu kafayla devam ettikleri müddetçe sanıyorlar ki biz İmamoğlu'nu durdururuz. Efsane ya bu adam. Bunun efsaneliğini söndürürüz. Bir daha da seçim kazanamaz, başarısız olur sanıyorlar. Çok yanılıyorsunuz, çok. Bu adam zorluklara rağmen başarırsa herkes alkışlayacak, takdir edecek. AKP ne zorluklar çıkardı, ne engeller çıkardı. Buna rağmen bu adam başardı diyecekler. Bu adam başaramazsa vatandaş yine alkışlayacak. Helali hoş olsun verdiğim oyun diyecek. AKP ne engeller, ne engeller çıkarttı diyecek. Ama Ekrem İmamoğlu'na düşen görev, AKP hangi engeli çıkarıyorsa Allah aşkına gitsin billboardlara assın. Herkese duyursun. Sıcağı sıcağına duyursun. Bu işin peşini hukuki olarak zaten bırakmayacağını söylüyor çıkarılan her türlü engelde. Hukuki haklarımızı sonuna kadar arayacağız diyor. İtirazlarda bulunuyor. Haydarpaşa Sirkeci Garı meselesi olsun, Galata Kulesi meselesi olsun, Hamidiye suyu meselesi olsun, bana borçlandırma yetkisi vermiyorlar, kredi almama fırsat vermiyorlar, bak belediye meclisinde bu engeli çıkardılar. Ne olursa olsun bunları şeffaf bir şekilde herkese duyursun. Billboardlarla mı duyuracak, basın toplantılarıyla mı duyuracak, sosyal medya üzerinden kısa filmler mi çektirecek, cümle aleme çıkarılan engelleri duyursun. 806 bin fark atmış bu adam. Kazanmış. El uzatıyor. Gelin birlikte yönetelim. İstanbul'u düşünelim diyor.
Herkes hala bu adamı nasıl engelleriz onun peşinde. Muslukları kesilen, kepenk indiren o yandaş medyada habire saldırıyor. Saldırın bakayım saldırdığınız kadar size. Zaten biz teşekkür ediyoruz. 806 bin fark sizin eseriniz, 8 milyona da yine siz çıkaracaksınız.